Mantı yapmış, mantı yiyeceğim. Gene oğlum. Babaannemle aranızdakiler beni hiç ilgilendirmez. Vallahi ben mantımı yerim. Babaannenin aramızda bir şey yok oğlum. Bu akşam yemeğe gideceğiz. Aa, o zaman mantıcıya gidelim. Hem daha hesaplı oluyor. Allah'ım, gittikçe babasına benziyor. Aşkım oğlum, nasılsınız? İyiyiz hayatım, sen nasılsın? Sağ olasın. Maçım var birazdan. Geç kaldım. Daha Zübi'yi de alacağım. Maç varsa yemek yok. Ben babaanneme çıkıyorum. Dur oğlum, gitme. Akşam yemeğe gideceğiz. Git oğlum, git. Bu akşam benim maçım var. Dur Barış. Git Barış. Dur Barış. Barış, kurtar kendini, burada savaş çıkabilir. Aa, yaşasın. Sakın Tansu'yu düşürmeyin. Kameramı alıp geliyorum. Ya Oktay, evde maç, işte maç. Bütün gece maç. Ya hayatımız futbol oldu ya. Allah Allah, kumarım olsa, içkim olsa daha mı iyiydi yani? Bir halı saha maçım var, onu mu çok görüyorsun? Ya hani bu akşam yemeğe gidecektik? Tamam hayatım. Halı sahanın yanında güzel köfteci var. Löp löp köftecisi. Hem köftenizi yersiniz hem de maça bakarsınız. Küçük adamsın işte Oktay. Bu mu yani yemeğe gitmek? Ya hayatım, gideriz diye konuşmuştuk. Gideceğiz demedim ki. Bakarız dedik. Üf, nerede benim kameram ya? Ne olur yani bir akşam maça gitmesen? Ya aşkım, ne olur yani? Yarın gitsek ne olur? Öbürsü gün gitsek ne olur? Ya bugün gitmesek ne olacak? Bu gece çıksak ne olur? Bir kerecik bizim için bir şey iptal etsen ne olur Oktay? Ya Eda, yani bu gece ihtilal mi var? Yarından itibaren sokağa çıkma yasağı mı koyacaklar? Tamam Oktay, tamam, git. Ya, ya hayatım, burnumdan getirmesene. Bırak gideyim şu maça rahat rahat. Ya tamam, git Oktay. Ya Eda, ben bu gidi biliyorum. Bu git. Git ne halin varsa gör, yarın da burnundan fitil fitil getiririm demek. Ay, uzatmasan Oktay, git dedik işte. Hem daha Zubi'yi alacakmışsın, maçına geç kalma. Barış, gel oğlum, sana yemek hazırlayayım. Çocuk da aç kaldı yemeğe gideceğiz diye. Ya aşkım, sen nereye istersen oraya giderim ben. Ya yeter ki gönül koyma, kötü hissettirme beni kendim maçtan önce. Yani bırak şu maça gidip geleyim, ondan sonra söz, nereye istersen gideceğim, tamam mı? Söz mü? Oktay sözü. O zaman bu akşam Çamlıca Kız Lisesi'nden arkadaşları arayacağım ve onlarla yarın bir yemek ayarlayacağım, ha? Ne dersin? Ah, bunu yapamazsın Eda. Ya acı bana ya, acı ya. Tamam ya, gitmiyorum ben. Aa, git Oktay. Gitmeyeceğim. Ben o kızlar ve kocaları denen geyiklerle aynı masaya oturamam. Tamam, maça gitmiyorsun demek. Barış, gel canım, yemeğe gidiyoruz. Dur dur, tamam tamam, gidiyorum gidiyorum. Yalnız Eda bak, yemek kısa olacak. Eğer kısa da olmasam biraz çağırırım, kendimi aldırtırırım ha. Tamam hayatım. Bu gece şansın bol olsun maçta. Benim için de bol bol gol at, olur mu? Ulan golün kralını yedik. Şimdi bir de git gol at göya. Ne Oktay? Bugün maçta yoktun. O iki golü ruh mu attı o zaman? Harbiden ruh gibiydin maçta ha. Maşallah. Topu alan içinden geçti. Ya sorman ya. Yarın akşam Eda'nın liseden arkadaşları neden yok hocalarıyla yemeğe çıkıyoruz. Oo. Yapma ya. Ya. Geyik çiftliğinde kokteyle gitmek gibi bir şey bu. Allah kolaylık versin kardeş. Ama neden? Sırf bu maça gelebileyim diye. Anlayın artık, ne biçim görev adamıyım? Ne biçim takım adamıyım? Nasıl ya? Sen maça gelmek için yengelere izin mi alıyorsun? Niye, sen almıyor musun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben maça gelmezdim. Satardım. Hayatta katlanamam Buket'in arkadaşlarına.
Pınar'ın çakal kocası Rıfat yine, siz verin bana nakiti, ben çektireyim kredi kartımdan diyecek. Ya herifi bonus zengini yaptık ya. Sırf yemeklerden biriktirdiği puanlarla kendine laptop almış. Hem de beleşe. Hıyartı. Şüş. Ya. Oktay, sen de uyduracaksın bir yalan. Gitmeyeceksin geceye. Bu kadar. Nasıl oldu ayağın? İyi oldu ya. Bir şey yok. Geçti bile. Baksana. Ne geçmesi oğlum? Ağrıyor, ağrıyor. Ayağımı hissedemiyorum, yemin ediyorum. Üstüne basamıyorum ya, dayanamıyorum. Oğlum yırttım, yırttım. Evet. Oktay, gözünü seveyim bak, gözünü seveyim. Bizi karıştırma ya. Ya Zubi, bu sakat halimle nasıl eve gideceğim yalnız? O kadar kötüysen ambulansla git. Ben de karışmam. Hayır. Hayır. Ya of Oktay, of Oktay, of ya, of ya. Aslanlarım benim, aslanlarım. Vayt. Sakatlandım. Ah. Bak, bak. Ah. Oktay, ne oldu? Bir şey yok aşkım. Geçsene Zubi, geç, geç. Yürüyelim mi Oktay? Yürümek mi? Sakatlandıktan sonra sahanın kenarına kadar süründü yenge. Evet. Bir hastaneye götürelim o zaman. Yo yo, gerek yok. Yarına geçer. Yavaş, yavaş. Yavaş atsana yar. Hiçbir şey de görünmüyor. İç kanama, iç. İç, 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 iç. Nasıl oldu peki? Ne nasıl oldu? Abi bizim Engin tek daldı Oktay'a. Anam. Ondan sonra da Oktay gitti, tellere yapıştı. Evet. Hayvan Engin, hayvan. O kadar da lütfen kampanyası başlattık. Bana mısın demiyor. Neyse biz artık gidelim yenge. Oktay sana emanet yenge. Ona iyi bak. Merak etmeyin. Arkadaşlar siz gidin. Ama unutmayın, futbol aşkı bitmez. Sarı marı yeşil meşil fark etmez. Yürüyoruz aynı yolda biz. Futbolu şiddet sanan taraftarlara. Hayvan ringi nedir lafımız? Lay 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 lay. O kadar gitme dedim sana. Ne bileyim ya, ayağım gitti ya. Oktay, yarın hemen bir doktora gösterelim bileğini. MR'a falan soksun. Olmaz, olmaz. Dur. Yavaş. Yavaş, yavaş. MR dediğin 650-700 milyon, ne daha? Ne gerek var şimdi boşu boşuna? Boşu boşuna olur mu Oktay? Şu bileğinin haline bak. Ya ben öyle ailemi rızkından kesip bileğimi harcayamam. Yok yok. Biz kesin götürelim yarın doktora seni. Doktor dedim, para tuzağı aşkım. İki tık tık, bir pıt pıt, indir 80 milyonu. Daha neler? Oktay, ne biçim konuşuyorsun sen? Sen düşerken kafanı da vurdun herhalde. Sağlık bu, sağlık. Ya yok aşkım ya. Bizim kulübün doktoru baktı Mecit Bey. İki günde iyileşmezse gel bakarım dedi. Hem ne güzel de beleş. Yok yok yok. Biz yarın doktora gösterelim. Çabuk iyileşir inşallah. Ben de arayayım da kızları yarınki toplantıyı iptal edeyim bari. Yok yok, iptal etme. Gerekirse koltuk değneklerimle gelirim ben. Sonuçta karıma söz verdim. Ve o sözümle de dönemem. Ay Oktay, kıpırdatma ayağını. Ya ağrıyan ayağım değil Eda ya. Erkeklik gururum. Sözümle duramadım ya. Bazen Barış'tan beter oluyorsun yani Oktay. Bak yine yırttım ulan. Yine yırttım. Ne yemeğiymiş. Gitmiyorum işte. Oh. Oktay, şımarma. Sanki cephede vurulmuş askersin ha. Eda. Hı? Farz et ki sen bir hemşireymişsin. Ben de Sahra çöllerinde uçağa düşüp yaralanmış bir pilot. Hemşire, yardım et bana. Vuruldum sana. Ha 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 Oktay. Ulan sen bana doktor, ben sana hastayım be. Et ağrıya sızıya birebirdir kızım. Ben Oktay'a ağrı kesici verdim anne.
Paça çorbası da yaptım, yukarıda pişiyor. Kemikleri güçlendirir. Oktay paça sevmez ki. Artık sevmiyor. Eskiden paça, kelle, ciğer, damardan, şırdan ne varsa yer yutardı oğlum. Bunlar da babaannem ve annem. Ayrıca sakatat kolesterolü fırlatır anne. Paça çorbası da adamı ayağa fırlatır. Bugünkü tartışmanın konusu sakatat ve paça çorbası. Ama ben ikisinin de ne demek olduğunu bilmiyorum. Bilmezsin tabii. Annen hiç yapmadığı için. Halbuki sağlık için birebirdir. Hem sonra şimdi asıl senin beyin yemeyeşin. Ben beyin yemem. Ay oğlum anladık. Öğretmenin ödev verdi. Ay, her şeyi çekmesene. Ne ödevi? Evimizin bir gününü anlatacağız babaanne. Ben de böyle anlatacağım. Okulda izleyeceğiz. Ay, öyle mi? Merhaba. Benim adım Mukaddes. Ben Barış'ın babaannesiyim. Çok güzel yemek yaparım, pasta yaparım. Bir gün hepinizi pasta yemeye bekliyorum kuzucuklarım. Hoca hanım sizi de bekliyorum. Gelmezseniz alınırım vallahi. Ay ben de alınırım vallahi hoca hanım. Bize de bekliyorum. Öf ya ne kamera delisi milletiz. Ya anneciğim ne et ya? Hangi çağda yaşıyoruz? Ay evet anne ya çok kötü kokacak. Ay çok ilkel. Barış, sen bana dön. Oğlum Oktay bisikletten düşmüştü 5 yaşındayken. Ben onu etle iyileştirmiştim. Sizin aranızda düşen falan olursa bana gelsin emi çocuklar. Babam bir de o eti ziyan olmasın diye yemişti. Neyse buraları sil Barış. Ah be ah ah. Neredesin Ebru'm? Neredesin Akelim? Ebru Akelim neredesin be? Neredesin gönüllerde ikinci bahar? Heh. Kadının sesiymiş. Sen gel Mukaddes'in sesini bir dinle bakalım bir daha. Kadın sesi duymak istiyor musun? Ah Ebru'm benim. Ah neredesin be? Baba bu gömlek ütülenmemiş. Ay ne diyorsunuz Beyzadem? Hemen kovacağım o Mukaddes'i. Rezalet ya. Akşam Ayhan'la yemeğe gideceğiz gömlek ütüsüz. Çok özür dilerim paşam. Biz senin uşağın mıyız lan? Annem nerede? Annen uşağın yani senin. Bana bak kaldırma beni çok fena döverim sakatlanırsın. İki kardeş sakat sakat yatarsınız artık ha. Sakatlanmış mı Oktay? Ha maçta ayağı burkulmuş, ayağı uf olmuş. Ha. Anneciğin de o ceylana bakmaya gitti. Ay canım benim. Tabii Oktay olunca böyle oluyor. Dokunmayın Oktay'ıma gariptir. Dokunmayın Oktay'ıma narindir. Çok narindir. Biz onu zaten kız niyetlenmiştik biliyor musun? Bana ne niyetlendiniz baba? Taş mı? Ne taşı oğlum? Sabır taşı. Anam beni doğuracağına taş doğursaymış keşke. Tamamın değil ama kafan taş doğdun zaten. Bak kahretsin. Ben gideyim bakayım şu ceylanın nesi varmış. Hadi git bak bakalım. Ah ah. Şu ceylanın anasını bir avcı kapsa da ben de kurtulsam be. Yeter yastık koyma artık anne. Nereden buldun sen o pipoyu? Ver bakayım bana. Anne, babaannemin önünü kapatıyorsun. Rüya şu omuzlarımı alsana biraz. Uf, yata yata kakıldı ya. Anneciğim ben ne diyorum sen ne yapıyorsun ya? Ayağının havada durması lazım kızım. Nereden biliyorsun doktor musun sen anne? Sadrazam Oktay Paşa. Almışsın sarayın bütün hatunlarını etrafına paşa gönlüne eğiliyorsun. Ah! Bu da amcam. Bu ne? Okuldan ödev vermişler bizi gösterecekmiş. Anne bu akşam Ayhan'la buluşacaktım. Gömleğim ütüsüz. Pantolonum temizlenmemiş. Potinlerim ortada bile yok. Umarım sizin ailenizde kardeşler arasında ayrımcılık yapmıyordur. Oğlum küçük kardeşim burada sakat, hastalanmış yatıyor. Sen neler düşünüyorsun? Keyfimizden değil herhalde. Bak sakatlandık. Ah! Bir keresinde benim serçe parmağım kırılmıştı. İlgisizlikten yanlış kaynadı. Doktorlar kırıp tekrar kaynatmak zorunda kalmışlardı. Barış, tamam. Buraları sil. Benden itibaren gösterirsin. İşte Barış'ın amcası Haşmet. Kendisi koskoca bir binanın güvenliğinden sorumludur. Kestik, durun. Sizden daha gerçekçi olmanızı istiyorum. Gerçekleri istiyorum. Gerçekleri mi istiyorsun? Çek o zaman. Hadi bakalım. Merhaba. Adım Haşmet.
acıların çocuğuyum. Bu aileden olmama rağmen sırtıma giyecek bir gömleğim bile yok. Bir gömleğim bile yok. Nerede bu devlet? Nerede bu mukaddes? Yeter, bilgisiz diye sor, bilgisiz diye sor. Yeter artık, yeter. El alime rezil olacağız. Bir tencere paça çorbasını nasıl içersin Osman? İçtim. Paçalarını da yedim, kemiklerini de köpeklere attım. Bari tencereyi de yeseydin de paça çorbasından hiç eser kalmasaydı. Ben bu çorbayı Oktay için yapmıştım. Midesine iyi gelir diye. Oy, sen oradan bana bir soda versene Allah aşkına. Midemde sanki filler tepişiyor ha. Jaws filmini hatırlıyor musun Osman? Ha, Jaws. Hani bir köpek balığı vardı orada. Her şeyi böyle yiyip yutuyordu. İşte sen de tıpkı o köpek balığı gibisin. Yiyip yutuyorsun, yiyip yutuyorsun. Bir de E.T. vardı, hatırlıyor musun E.T.'yi? Sen de gittikçe E.T.'ye benziyorsun ha. Şuradan ona. Münasebetsiz. Karıncalandı ayağım ya, yata yata. Ulan dur şöyle bir kalkayım ben. Oh. Of be, bu neymiş be? Oh. Şöyle bir açayım. Oh. Oh. Oh be. Ulan şuraya bak. Millet bulamaz, bizi ayağımıza sarıyoruz. Çarpılacağız vallahi. Tövbe estağfurullah, tövbe. Bu da ne be? Allah Allah. Ama bu çalışıyor lan. Ama bu yoksa her şey kaybetti. Silmeliyim. Çabuk silmeliyim. Hayatım nasılsın? İyiyim canım, iyiyim. Önemli bir şey yok. Erkeğim ben, erkek. Benden istediğin bir şey var mı? Yok canım, sağlığın. Her şeyin başı sağlık Eda. Aa, ama yukarıdan telefonumu getirirsen sevinirim. Ben hemen getiririm, aksak Timur'um benim. Sağ ol canım aşkım. Ah. Şimdi sileceğim. Baban olacak adam, bir tencere çorbayı içmiş. Ah güzel oğlum benim. Sen hiç merak etme. Ben şimdi mutfağa gidip sana paça yapacağım. Göreceksin, hiçbir şeycin kalmayacak. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi sen git hemen yap. Karnım çok acıktı. Ne kadar çabuk mutfağa gidersen... Yani ne kadar çabuk yapmaya başlasan çorbayı iyi olur. Ah, şimdi yapıyorum, şimdi. Sağ ol anneciğim. Efendim? Odaya baktım, yok telefonum. Ah, hayatım buradamış ya telefonum. Seslendim ama duymadın. Annem geldi, mutfakta çorba yapıyor. Sen de git bir bak istersen. Ay, niye geldi ki? Sanki ben bakamam kocama. Ulan şu kamera var ya. Şimdi sileceğim anasını satayım. Ay, her yer paça kokacak. Sen niye nefes nefesesin? Yattığım yerde kültür fizik yapıyorum da vücudum anlamasın diye. Oh, iyi geliyor vallahi. Of. Annem nerede? Mutfakta. Ve çorba yapıyor. Ben de yiyeyim babi, sağ ol. Ah, Ahmet sen mi geldin? Oğlum koş, bakkaldan sarımsak al gel, hadi. Anne, benim ayakkabılarım nerede? Niye bana sormadan veriyorsun boyacıya? Ben ne giyeceğim şimdi? Oğlum başka ayakkabın mı yok? Var ama ben onları giymek istiyorum. Giymeyiver onları. Allah Allah, senin ayakkabınla uğraşamam şimdi. Bak kardeşin hasta, ben onunla ilgileneyim. Tabii onunla ilgilenirim. Benle hiç kimse ilgilenmesin. Prens Oktay Efendi'nin bacakları sakatlanmış. Ben akşam buluşmaya Tokyo ile gitsem kime ne? Apartman topuklu ayakkabıyla gitsem kime ne ya? Yeter ya! Allah Allah! Ay bunun da kıskançlık damarı tuttu. Ay ben ne yapayım şimdi? Eda'cığım, bak ben Oktay'la ilgileniyorum. Rica edeyim, sen bir Haşmet'le ilgilenir misin? Ha? Ben kocamla ilgilenirim anneciğim. İstersen sen Haşmet'le ilgilen. Yapabilecek misin paçayı? Neyse, hadi gel ben sana ne yapılacağını göstereyim de... sen paçayı karıştırırken ben yukarı bir çıkar, Haşmet'e bakar gelirim. Hadi gel. Duyuyorsun değil mi Oktay? Aa, bu da kamerada.
kamerasını burada unutmuş. Güya yönetmen olacak. İnsan kamerasını bırakır mı? Dur ben bunu gideyim de şarj edeyim. Kamerayı mutfağa mı götürüyorsun? Evet, sabah da orada şarj etmiştik. Şarj aleti orada. Peki biraz izleseydim? Olmaz. Akşam gala yapacak. Galadan önce kimseyi izletmiyor. Mahvoldum ya. Hay Allah. Rüya, git şu kamerayı getir mutfaktan Allah aşkına. Barış sabahki rezilliği sildi mi silmedi mi kontrol etmek lazım. Rezil oluruz vallahi. İmkanı yok. Galadan önce izlemek yasak. 10 kağıt veririm bak. Nakit canlı canlı temiz para ha? 20. 15. 17,5. Biz burada paça çorbası yapıyoruz kocasına şifa olsun diye. O gitmiş dışarıda çamaşır asıyor. Hakaret bu. Yani bu ne demek? Senin çorban da benim çok umurumdaydı demek. Al çorbanı da başına çal demek. Bizim zamanımızda kayınvalidemiz yemek yapacak da biz ona yardım etmeyeceğiz. Hey gidi hey, ne günlere kaldı, ne günlere kaldı. Nasıl gidiyor anne? Ah canım kızım, sen bugün çok yoruldun. Bir yandan çamaşır, bir yandan Oktay, bir yandan ben. Estağfurullah anneciğim. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok ama gel. Şimdi terbiyesini yapacağım. Sana da göstereyim. Zaten en zor tarafı da budur. Hı. Gel, gel göstereyim. Göster bakalım anneciğim. Abi geçtin o kısmı. Ya geçmedim ya. Ya hem sen karışma Allah'la. Başından itibaren bakacağım. Oh. Ne haber millet? İyidir alacığım sen de. Baba, ayağın nasıl oldu? İyiyim oğlum, iyiyim. Hadi sen git yukarıda oyna şimdi, hadi bak. Niye ya? Daha yeni geldim baba. Ya oğlum, oyna işte. Oyna, ne güzel git oyna. Doya doya oyna. Bak çocuksun sen. Çocukluğunun diğerini bil. Bak yarın bu günleri çok ararsın. Şimdi git doya doya oyna Barış. Uçurtmayı vurmasınlar Barış. Ne? Benim adım Mukaddes. Play'e bastım galiba. Baba, arkanda benim kameram mı var? Yok oğlum, yok. Arkamda küçük insanlar var. Onlar konuşuyorlar. Sen büyüdün, yutmazsın değil mi artık bunları oğlum? Evet, yemiyor. Görüyor musun benim oğlumu? Yani oğlum, helal olsun sana. Yaşına göre gerek zekan, gerek aklın, gerek baba, fikrin... Baba, geç bunları, geç. Sen kamerayı versene. Ya oğlum dur bir ya, bir bakacağım Allah Allah. Oğlum ne çekmiş görmek istiyorum. Ya versene kameramı. Ya dursana oğlum, vermiyorum Allah Allah. Ya versene kameramı baba. Vermiyorum ulan, bakacağım bir. Ya versene. Ayağım, vallahi ayağım gitti. Uydurma baba ya, diyemedim bacağını. Kırıldı, vallahi kırıldı, kırılacak. Dayanamayacağım bu paçanın kokusuna, iğrenç. Ya anne, babam kameramı almış, vermiyor. Bu kamera benim be, ben aldım bunu. Bu kamera ailemizin kamerası. İşte tam bir çekirdek aile örneği. Ya siz margarin reklamlarına falan da çıksanız eminim çok yakışırsınız. Yavaş. Ay bacağım. Şuraya yatayım da dinleneyim biraz bari Eda. Şunu çıkarsın aşkım. Sağ olasın. Aşağısı da kalabalık oldu zaten ya. Bari söyle babamla Haşmet'e de bütün paçayı bitirmesinler. Sabahtan beri paça. Taktınız paçayı ha. Ne acayip ailesiniz. İşte örnek anne. Çocuk mızmızlı hanımı çıkartıp koyacaksın kamerayı odaya. Aferin benim karıcığım, aferin. Oh. Dik. Ulan beni biraz uğraştırdın ama sonunda geçtin elime. Seni hıyar kamera. Evet sayın seyirciler, şimdi skandal görüntüleri yok ediyoruz. Evet ve gitti. Naş. Allah'ın sevgili kulumuşsun Oktay, sağ olasın. Versene şu kokunu, bir sıkınayım. Naş. Oh. Sen ne adi, ne sahtekar, ne düzenbaz, ne sefil bir adammışsın sen be. Babi açıklayabilir mi ya? Neyi açıklayacaksın oğlum, neyi açıklayacaksın? Sen utanmıyor musun seni bu kadar seven insanların duygularıyla oynamaya? Ya bu kadar ağır konuşma ya, dinle bir dakika. Neyi dinleyeceğim ulan, neyi dinleyeceğim?
Abi şeytana uydum. Oh, işine gelince abi, işine gelmedi mi babi, değil mi? Babi, Eda'yı anlatmayacaksın bunu değil mi? Ya bak bugün atlatalım, yarın iyileşeceğim zaten he. He babi? Babi? Ya beni rezil etmeyeceksin değil mi elin kızına? Elin kızı dediğin senin Eda mı? Sen ne biçim bir adam oldun lan? Sen bütün değer yargılarını hızla kaybediyorsun Oktay. Ya öyle konuşma babi ya. Bak vallahi öldüreceğim kendimi ha. Hadi inşallah. Hem sen evlenince anlarsın. Babi gidemezdim o yeme. Bak başka çarem yoktu. Babi ha? Tadımız kaçmasın ha? Onu ailene madik atmadan düşünecektin canım. Hatırlıyor musun babi? Ben küçükken başıma bir şey geldiğinde hemen sana koşardım. Abim var arkamda, bilirdim. O zaman çocuktuk. Şimdi eşek kadar adamız. Ya ama şimdi de yaptın bir çocukluk babi. Hadi be babi, gösterelim şu abi kardeşi dayanışmasını. Kıskananlar çatlasın. Oh, kara göz bir halt eder, ceremesine acıvat çeker. Heh. O ne demek babi? Tamam peki, kimseye bir şey söylemem demek. Vay canım babişim benim. Abicim, tekrar sağ ol. Hadi bakalım Sezercik, sok etini yerine. Hadi bakalım. Oh. Parfüm vereceksin değil mi? Ayıp ettim babi, bütün şişe senin. Ya bırakmasana ya. Oğlum böyle daha inandırıcı olur. Ya vurulmadım ki ben. Kime inandıracağız? Hem salonda kimse yok ki. Sen benim karındaşımsın. Biz aynı karnı paylaştık sende. Ben seni sırtımda taşırım, sırtımda. Haşmet ne oldu? Benim. Haşmet bağırma. Haşmet bağırma, yakalanacağız. Benim. Yetişin sahtekar, yürüyor. Seni adi satıcı. Ay şuna bak ya, ceylan gibi sekiyor. Ah. İyileştin mi oğlum? Bak gördün mü Eda? Paça çorbası 2 dakikada iyi geldi. İnanılmaz gerçek. 2 dakika öncesine kadar ayağının üzerine basamayan sahtekar koşarken yakalandı. Baba sen sakat değil miydin? Sakatım oğlum, sakatım. Ama o kadar ağır değilmiş. Bizi kandırdın yani. Yok oğlum, bak açıklayayım şimdi. Hadi, bal gibi kandırdın. Vay çakal vay, vay çakal vay. Neyse canım, iyi oldu durup dururken paça çorbası içtik işte. Yok baba ya, mucize bu, mucize. Yani bileğim kilitlendiği yerden tekrar açıldı. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Bak. Karşında çocuk yok Oktay. Yok var, ben çocuğum. Aşk olsun abi, yani ilgi görmek için bunlara hiç gerek yoktu bence. Gerçekten doğru söylüyorsun. Hadi ben olsam tamam, ben gerçekten ilgiye muhtacım. Ama bu iyice sevgi arsız oldu anne. Aa, bak. İki kardeş şaka yapıp nasıl da bizi kandırdılar. Haylaz çocuklar sizi. Ne çocuğu anne? Eşek kadar adam. Yani sırf arkadaşlarına yemeğe gelmemek için şu yaptığın numaraya bak. Gelmek istemediğini söyleseydin gitmezdik Oktay. Ya ben gerçekten sakatlandım. Doğru söylüyor Eda'cığım. Bunun kafasındaki sakatlık doğuştan. Konuştukça gülüş duruma düşüyorsun. İyi tamam, numara yaptım. Ama öyle bir soru, neden yaptım? Neden yaptın? Eda yüzünden. Ne? Tabii. Eda yüzünden bu kadar numara yapmak zorunda kaldım. Bak şimdi bütün aileme rezil oldum. Sağ ol. Yazıklar olsun abi. Hakikaten yazıklar olsun yani be. Tüh. Ben gidip biraz dondurma yiyeyim. Bir de zeytinyağı gibi su üstüne çıkıyorsun. Sen de şu Çamlıca kız lise saplantıları yüzünden bak bana neler yaptırıyorsun. Ay hayatımda seni kadar bencil bir adam görmedim. Ben de. Neyse, annenlerin yanında tartışmayalım. Biz yabancı mıyız kızım? Beni bu hale getirenler utansın anne. Alo. Ya canım, canım. Tamam çıkıyorum. Bir saat sonra orada. Tamam canım. Ben çıkıyorum. Ve seni bu ayıbınla baş başa bırakıyorum Oktay Efendi. Ve siz ailemin sevgideğer üyeleri. Değer miydi ha? Değer miydi bunca ilgi, bunca alaka? Kimleri bıraktınız burada? Kimleri götürdünüz Hollandalara? Ve sana son bir abi sözü. İki kişinin bildiği sır değildir.
Hadi Mukaddes, gidelim şu dalavericinin evinden. Ben paça çorbasını aldım. Salak. Barış, hadi oğlum sen de kameranı al, bize çıkalım. Filmi biz de seyrederiz. Buraları aynen yaparsınız değil mi? Filmi gene böyle bitirmek istiyorum. Film bitmedi ki. Daha yeni başlıyor Barış'cığım. Ayrıca gözümün önünde ayakta dolanma, sinirlerim bozuluyor. Gel oğlum. Abi, 17.5'ü alıyorum değil mi? Hani bir problem yok. Onu Ceylan gibi sekiyor demeden önce düşünecektin. Rüya hanımefendi. Hadi naş naş. Tüh ya, yani bütün gün çalış çabala, cepte gene 5 kuruş para yok. Oğlum yani tıpkı babana çekmişsin. Bir gün baban da kardeşime gitmeyelim diye... kör oldum, kör oldum diye beni kandırmıştı. Ay nasıl üzülmüştüm, nasıl üzülmüştüm. Ay sen hatırlıyorsun değil mi, o zamanlar daha 7 yaşında var yoktun. Hani teyzenlerin evi vardı Bayramoğlu'nda, yazlıkta. Hı? Hatırlıyor musun? Sonra kaybolmuştun. Ay ara Allah, ara bulamayız. Ara Allah, ara bulamayız. Sonra baban kalkıp jandarmaya gitti. Anneciğim tamam tamam, ben gidip Eda'yla bir görüşürüm. Tamam. Aman evlatçığım, sakın sesini çıkarma. O ne derse desin, sen sakın sesini çıkarma. Değil mi evladım? Üzme, üzme Edacı, üzme canım, üzme. Tamam anneciğim, tamam. Bak sen babana benzeme evladım. Tamam, tamam mı? Anneciğim, hadi tamam. Git karının gönlünü al. Hadi karının gönlünü al. Tamam. Tamam hadi, anneciğim. Hadi, hadi, hadi. Ulan en iyisi bir süre ortadan kaybolmak, evet. Ama bütün eşyalarım yukarıda. Nasıl kaybolacağım ki? Uf, ulan hiçbir yere kaçamayacağım ya. Ah. Edacığım, Edoş. Canımın içi. Sinirin geçtiyse yanına gelebilir miyim? Merhaba. Ah, ah. Geçmemiş demek. Hmm. Birazcık kalsın, ondan sonra yanına giderim ben onu. Oktay, sakın odaya gelme. Sakın, 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 sakın. O Çamlıca kız lisesi bir gün yuvamızı yıkacak. Göreceksin bak. Yastığı da unutmuştun. Teşekkür ederim, sağ ol. Rüyanda beni gör, tamam mı aşkım? Aşkım. Topu sana. Oktay. Onu versene topu. Oktay uyansana hayatım. Ay, yürütsene deli. Oktay. Sağdan ver, sağdan, sağdan ver. Git. Oktay. Hadi Hakan göster. Oktay. Hakan yürü. Hakan. Gol! Atsana. Oktay. Atsana Hakan benim canım. Oktay. Hiç. Aşkım. Oktay. Of, of. Bunları sen mi hazırladın? Canım benim. Sabah uyandığında suratını görmek istemiştim. Ama sabahın köründe mezatla çiçek pazarlığı yaptığım için... uyuyakalmışım, kusura bakma. Sabah sabah mezata mı gittin? Haşmet'le birlikte gittik. Yuvamız yıkılacak diye vicdan azabı çekmiş. Sağ olsun yardım etti bana. Peki bunları sen mi yerleştirdin ha? Barış'la birlikte yerleştirdik. Ben nasıl hiç duymamışım? Ne olur ne olmaz, uyanırsın sürpriz anlarsın diye biraz eter koklattım karıcı. Rüyamda paça çorbası içerken bayılıyordum. Demek ki tam o sırada koklattın eteri. Tostumdan da az bir şey yedim, kusura bakma. Bu arada orkidelerimi beğendin mi? Bunlar orkide değil Oktay'cığım. Hadi ya. Ulan görüyor musun, yine kandırdılar beni. Eda. Beni affediyorsun değil mi?
Bak affetmezsen alırım bu bıçağı, saplarım bacağıma, sakatlarım kendimi, al. Oktay bak batıracaksın bir yerine. Varsın ölümüm senin elinden gelsin yavrum. Biz onu şarap diye içeriz vallahi billahi. Ya Oktay ya, çelik bıçak keseceksin bir yerine. Çelikten korksak trene binmezdik. Ya şurada ne kadar şık bir şey yapmışsın, niye hemen bayağılaştırıyorsun? İçimden gelenlere ket vurmayan çılgın Anadolu delikanlısıyım ben. Öyle mi babi? Kahvaltını da soğuduğuna göre aşağı inip brunch yapabiliriz. Brunch da mı hazırladın? Tabii ki, buyurun. Ay Oktay bu ne? Yere de mi gül döktün? Gül döktüm yollarına gülüm, gül döktüm. Gel artık kollarıma. Gül döktüm yollarına. Deli sen o ya. Gündüzle gece olalım. Gel günle din 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 din. Fırbi, bütün güller sana kurban olsun. Oh. Afacan oğlum benim, afacan oğlum. Ne kadar da güzel PlayStation oynuyormuş. Bak annesi, bak oğlumuza. Oh. Hayatım biraz normale dönsek istersen. Böyle reklamlardaki margarin ailesi gibi. Şu habere bak ya, şu habere bak. Güya evliliğin 8. ve 9. yıllarında evlilik zor oluyormuş. Allah'ım yarabbim ne zor ya. Ulan mutluluk görmek isteyen gelip bize baksın, öyle değil mi karıcığım? Ya Eda, biz yılları nasıl alt ettik ama sen ve ben, ha? Yani nasıl meydan okuduk bütün o zorluklara? Aslında hiç de kolay olmadı Oktay'cığım. Daha dün bileğimi burktum diye bizi kandırdığını unutmadık. Yani evliliğin 8. ve 9. yıllarında erkekler böyle bir cozutuyorlar. Baba, cozutmak ne demek? ben cozutacak mıyım? Ya ne cozutması oğlum ya? Yani kadınlar hiçbir şey unutmadıkları için, yani istediğin kadar sürpriz hazırla, bilmem ne yap, güller al falan filan, muhakkak yine bir yatağını alttan alta hatırlatırlar yani. Ya eşlerden en azından birinin anlayışlı olması lazım, anladın mı oğlum? Babanın ne kadar anlayışlı bir adam olduğunu dün gördün değil mi Barış'cığım? Görüyor musun oğlum? Hale dünde dün, hale dünde dün. Yani annene 4 sene önce ne oldu diye sor, onu bile hatırlar yemin ediyorum ki. Hatırlarım tabii. Kumbağa tatile gitmiştik, baban seni kaybetmişti Barış. Annen kumbağa pazarına gidecek diye seni bana bırakmıştı. Ben de güneşin altına uykuya dalmışım. Ne var bunda yani? Ya anlamadım şey bu. Neden kumbağa? Yani kumbağada olan İstanbul'da yok mu yani? Görüyorsun değil mi Barış'cığım? Ya seni kaybetmek değil de beni pazara gitmem suç. Kaybetti dediği de sanki otostopla Bodrum'a kaçtın. Yan siteden çıktın ya. Tabii. O çok bayıldığın hemşire bulup getirmişti Barış'ı. Allah Allah. Ne bayılması ya? Ayağımı midye kesti. Ne yapacaktım? Kasaba mı diktirecektim? Tabii canım. Yeni mezun yan hemşire dururken. Al işte. Al işte. Uğraş dedin o kadar. Bütün sabah olan geldiği noktaya bak. Ya hiç kadir kıymet bilmez ya bu kadın milleti. Ama erkekler de iki dal çiçek alırlar, bütün günahları affolsun isterler. İki dal he? O iki dal he? İki dal dediğine 150 milyon verdim ben. Bu kadarsın işte Oktay, bu kadarsın. Hediyenin parası söylenir mi? Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Sıktın Oktay. Esas sen sıktın. Dede. Babaanne. Ben alemden şikayetçiyim. Sen de gel burada kal oğlum. Dur bakalım Mukaddes, ne olduğunu bir anlayalım ya. Ya sabah her şey yolundaydı. Sonra küçük bir haber yüzünden kavga çıktı. Ya hep arada kalıyorum, sinirlerim bozuluyor. Yok Osman yok. Bunlarla gidip bir konuşmak lazım. Ya, ne lüzum var Mukaddes Allah aşkına? Koca adamlar kendi başlarını halletsinler yok, ya. Yok yok, ben gidip bir konuşayım şunlarla. Konuş da boşansınlar. Yani
Yok oğlum yok, öyle bir şey yok. Bak mutfakta dondurma var, hadi git al ya, hadi canım. Kornette var mı? Kornette var. Sonra parfe yaptım, istersen ondan da al ya. Hadi, hadi. Kalk Osman kalk. Biz de gidip şunlarla bir konuşalım. Aman iyi konuşalım. Kaç yaşına geldi Sıpa? Hala arkasını biz topluyoruz. Hepinizin arkasını ben topluyorum ya. Neyse. Uzatmayın kızım. Evliliklerde olur böyle şeyler. Yani tabii karışmak bize düşmez ama Barış üzülüyor. O kadar önemli bir şey değil anne. Boşuna zahmet ettiniz. Bak böyle ufak tefek şeyleri aranızda halledin. Bak biz Osman'la 40 yıldır evliyiz. Bana bir asır gibi geliyor ha. Osman. Mukaddes haklı. Evladım böyle küçük şeyleri takmayın kafanıza. Ya bunları taksaydık benim şimdiye kadar Mukaddes'i 40 kere camdan atmam gerekirdi. Osman haklı. Eğer söylediği bu münasebetsiz lafa taksaydım şimdi kavga çıkmış olması gerekirdi ama takmıyorum. Kadınların biraz daha olgun olması lazım kızım. Erkeklerin de biraz daha anlayışlı. Yoksa bu yani olgunlaşma mevzu açıldığında yeter olgunlaştı. Mukaddes kaç yaşına geldin çürüyüp daldan düşeceksin demem lazımdı ama demiyorum. Niye? Çünkü evliliklerde olur böyle küçük şeyler. Benim de babanıza inşallah o daldan tepene düşerim de boyun posun devrilir Osman. Demem gerekirdi ama demiyorum. Niye? Çünkü evliliklerde olur böyle küçük şeyler. Bugünkü panelimizin konusu zaten evliliklerdeki küçük şeyler. Bak mesela geçen gün arkadaşlarım gelmişti konkene. Koskoca adam, babanız, arkadaşlarımın yanında pırt yaptı. Ya orası benim evim ha. İstersen pırt yaparım, istersen zırt yaparım. Kime ne be? Anne. Baba. Arkadaşlarıma saygılı olman gerekir Osman. Onlar benim arkadaşlarım. İstemiyorum o kokonaları evimde. Gelip her şeyi yiyip bitiriyorlar ihtiyar çekirgeler. Arkadaşlarım hakkında düzgün konuş Osman. Yaşlı kokonalı onlar. Yaşlı kokona, kokona, kokona. Ay sanki seninkiler pek farklı. Şen prostatlılar. Bana bak, dayanamayacağım artık senin bu hakaretlerine ha. Kim kime hakaret ediyor? Daha sen bana dün E.T. diye hakaret etmedin mi ha? Yuh yani yuh yuh. Ay, çok sıkıldım senden Mukaddes ha, çok sıkıldım. Ay bak ben sana bayılıyorum, çok meraklıyım. Ay görüyorsun şu kadın milletin değil mi oğlum ha, görüyorsun. Ya ortada hiçbir sebep yokken delirtirler adamı be. Haklısın baba. O kadar masraf yaptık, halen dünkü maçın dırdırı. Dırdır ha. Hayatımda senin kadar cazgır bir adam daha görmedim Oktay. Ne dedi baba? Cazgır. Cazgır dedi ne? Cazgır kime söylenir ya? Kadınlara söylenir. Ben kadın mıyım? Değilim. Bak yine yapıyorsun Eda. Yine yaptı baba. Asıl cazgır olan babanız. Kadınların gününde evde oturuyor. Çık git dolaş. Dolaşmayacağım efendim. Dolaşmayacağım ya. Ben eve gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Boş ol tamam mı? Boş ol. İstemiyorum. Boş ol. Boş. Asıl ben bu gece burada kalıyorum. Sen ne halin varsa gör Osman. Dur baba. Ben de seninle kalıyorum bu gece. Aman kal. Biz de annemle kafamızı dinleriz. Öyle mi? İyi günler. Kapı öyle çarpılmaz, böyle çarpılır. Oh be. İşte bu be, işte bu be, işte bu. Bekarlık sultanlıkmış şey. Sen ne diyorsun benim aslan oğlum be, Oktay'ım be, bana bak. Akşam bir daha kafası kurarız şuraya. Allah, şöyle bir güzel parti veririz. Erkek erkeğe. İşte bu kadar. Zubiler de çağırırız. Tamam işte. Zubiler gelecek. İçilecek, zubiler gelecek. İçilecek, oh be işte, oh be. Ne haber millet? Baba, bu dişinin bu evde ne işi var? Çok doğru söylüyorsun oğlum. Rüya, hadi bakayım kızım aşağı. Aa, niye ya? Nasıl niye ya? Bu ev bu akşam Karacan erkeklerine ait. Kızlar yurdu aşağıda canım benim. Of, saçmalama. Hop dedik Rüyacığım, hop dedik. Hop dedik, bakalım hadi aşağı bakalım. Siz ciddi misiniz? Aa,
ciddiysiniz. E bari birkaç eşyamı alayım ben. Sen git, biz Barış'la yollarız canım benim. Hadi canım. Ya ne oluyor gene bu evde ya? Hadi kızım aşağıya, hadi. Aşağıya, kızlar yurduna, hadi. Ya, hadi naş naş, hadi, naş hadi, naş hadi bakalım. Hadi. Aşağıdan gidiyorsun, kapıya vuruyorsun, kapıyı açıyorlar, naş naş. Hadi kızlar bakalım, yurdu orası. Oh, oh. Hadi bakalım, oh. Oh, 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 oh. Ding, ding, ding. İşte biz naş, ya. Ding, ding. Oh, oh, oh. Anne bırak gireyim, alayım şu gömleği işte. Unutmuşum içeride dün. Giremezsin. Biz Barış'la yollarız, yukarı. Ne yiyeceğim ben bu akşam? Bilmem, babana sorarsın. Bir daha dönmeyecek misin sen eve? Anne ben senin yokluğuna bir daha dayanamam. Yok oğlum döneceğim. Babanın burnu sürtünsün döneceğim. Babamın burnu serttir, nasırdır. Kolay sürtülmez burnu. Ben burada kalsam. Beni onlarla bırakma anne. Aa, ne oluyor yine bu evde ya? Hayır yani aile içerisinde bir kutuplaşma görüyorum. Nedir bu huzursuzluğun sebebi? Evet kızım. Erkeklerin burnu sürtünceye kadar biz burada hep birlikte yaşayacağız. Şalvar davası yani. Evet. Erkekler bizim kıymetimizi anlayıncaya kadar biz eve dönmüyoruz. Anne ben senin kıymetini anlıyorum. Ben burada kalabilir miyim? Evet anne. Halamın babaannemin pijamaları. Kurye ücretini sizden alacakmışım. Al bunları da babana götür. Ücret? Hadi hadi amcanın da al doğru yukarı. Hadi bakalım. Hadi biz gidip annelerimizi özleyelim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Kimse senin gibi sevmiyor anne. Ay. Ay Haşmet'e içim kıyıldı vallahi. Acaba gidip bir baksak mı yukarıya? Ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar ha? Ay hayır yumuşamak yok anne. Değerimizi bilsinler. Ne izni lan? Vurdum kapıyı çıktım işte. Ne yemek var? Ne yapacağız? Ne içeceğiz? Nerede yatacağız? Mahvolduk. Zübi görüşürüz babi. Tam bekliyorum hadi. Babi ne mahvolması ya? Hayat şimdi başlıyor aslında. Akşama parti var parti. Bayanlı ortam. Evet. Rusları çağıracağız. Tövbe estağfurullah ya. Baba Ruslar mı gelecek? Rusumuz yok oğlum. Ne Rusu ya? Aman Rus yok. Sakın annenin yanında böyle kelimeler falan etme. Ne Rusu ya? Erkeğe bak erkeğe. Bir de bu böyle kafaları vurup çıkmışmış. Ya baba ne oluyor? Ya kadınlara bir ders veriyoruz Haşmetciğim. Sizin ne haddinize ya kadınlara ders vermek? Allah'ım açlıktan ve pislikten hepimiz öleceğiz. Hey Allah'ım ne koç yiğitler yetiştirmişim ben. Baba istersen aşağıdan yemek aşırayım. Gerek yok oğlum gerek yok. Biz yeteriz kendimize. Mah yeteriz. Ne yapsam ben acaba bir otele mi gitsem yerleşsem? Bu güvenlikçi maaşıyla otelde nasıl yapacağız? Ya yapma baba ya. Boş ver acayip eğleneceğiz. Gör bak. Taze nane koyalım anne. Mis gibi kokar. Aa, hay aklına bin yaşa kızım ben. Ay inanmıyorum şunlara bak ya. Ay can ciğer kuzu sarması. Yok kesin kıyamet alametlerinden bir tanesi bu. Rüyacığım çok şanslısın vallahi. Her gün anneden yeni bir yemek öğrenebilirsin. Yenge, sensin değil mi? İnanmıyorum. Meğerse bütün problem erkeklerdeymiş. Yani dünya üzerindeki bütün erkekler yok olsa problem de bitecek herhalde. Babaanne, dedemler parti veriyor. Ne? Ne? Vallahi Zübü Zerret abileri falan da çağırıyorlarmış. Demek öyle Osman Efendi. Biz de parti verelim. Evet, pijama partisi. O da nedir? Anne böyle hepimiz pijamalarımızı giyiyoruz. Yok kızım yok. Biz en iyisi tombala oynayalım. Ya anne ya hadi. Yani tombalayı her zaman oynarız. Yok canım. Sen bir bizim partiye gel var ya hastası olacaksın. Yok yok. Ya, hadi anne hadi geldin. Hadi yok istemem. Hadi anne. Yok çocuklar ısrar. Anne ne olur. Peki öyle olsun hadi bakalım. Aman inceldiği yerden kopsun. Aman kopsun kopalım. Getir patlıcanları Haşmet öldük ya. Al bakalım ya niye bana kalıyor bu işler anlamıyorum ki. Ben canıma kadar bir şey yapayım dedim ihale ettiniz işi. Çok mu güzel yapıyorum ne yapıyorum? Patlıcan da nar. Ya kardeşim giymişsin önlüğü hazırlayıver işte ne olacak? Ya babi bana da bir sosis kızartır mısın? Sen çok güzel kızartıyorsun ha. Şuna bak Allah aşkına ya. Lan sosis istiyor ya. Bırak lan onu bırak. Mundar etme. Sen de biraz ağır iç. Bak yaşın ilerledi dokunur sonra ha.
Sen kiminle konuşuyorsun be? Ha, kiminle konuşuyorsun? Ben senin babanım. Tadımız kaçmasın. Herhalde böyle kadın kadına bir gece geçirmeyeli kim bilir 20 yıl falan olmuştur. Ama sen de çok yıpratıyorsun kendini anne. E ne yapayım kızım, üzülüyorum. Yani ben öyle boş boş duramam ki, içim rahat etmiyor. Bak şimdi mesela burada bir yandan acaba yukarıda ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar diye onu düşünüp duruyorum. Aman boş ver be anne, pijama partisi bu. E ne yapılır kızım pijama partisinde, ben bilmiyorum ki. Bu yaşıma geldim, bu daha benim ilk pijama partim. Mesela ceza mı gerçek mi oynayalım? O nedir? Şimdi anneciğim, hepimiz birbirimize sorular soracağız. Eğer cevabı vermek istemiyorsan ceza alacaksın. Ya da gerçeği anlatacaksın. Oynayalım mı? Oynayalım bakalım. Oynayalım, tamam. Tamam o zaman anneciğim, ilk soruyu sen sor, hadi. Peki, Eda'ya soruyorum. Bir çocuk daha yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman? Eğer çocuk kız olursa adı mukaddes olsun. Bu ilk soru çok damardan oldu anne. Hadi hadi, gerçek mi ceza mı? Gerçek. Şu anda düşünmüyoruz. Ay, yani bundan daha büyük bir ceza olur mu bana kızım? Ne olur yani Barış'la bir kardeş daha yapsanız. Ya anneciğim, oyunun ismi ceza mı gerçek mi, yorum mu değil? Yorum yok. Evet, ikinci soruyu ben soruyorum. Babamla ilk buluşmanızda öpüştünüz mü? Aa, tövbe tövbe. Ay böyle sorular sorulmaz kızım. Aa hadi anne. Hadi anne. Evet ama yani vallahi bak, benim kabahatim değil, Osman zorladı. Yani ben öyle kızlardan değildim. Ha. Şimdi ben soruyorum anneme. İnsan 40 yıl evlilikten sonra hala kocasına aşık kalabilir mi? Ceza. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Tamam oğlum, bitti be işte o kadar. No woman no cry. No woman no cry. Yaşasın bu pop mali abicim. Ne? Canım abi. Ya diyor ki Osman baba, kadın yok, gözyaşı yok. Ya. No woman no cry. Allah Allah. No woman no cry. Adamın sofrasında söylediği şarkıya bak Allah aşkına. Oğlum, adam gibi bir musiki söylesene yavrum. Babam bak, sen eski adamsın. Aç şöyle eski bir muhabbet dinleyelim biz. Bana bak. Annenize söylemek yok ama. Yok. Baba can çıkar laf çıkmaz. Anlatacak vallahi. Bana bak, bu Fatma Girik var ya. O bana aşıktı. Ha? Ya git ye. Şşt gel. Dinle, dinle bakalım oğlum. Bak tamam. Şimdi, bunlar bir gün Tarabya'da film çekiyorlar. Ben de Mercedes'i yeni almışım Hollanda'dan, gıcır gıcır böyle orada duruyorum. Bir filmciler gördüler, ay dediler, sizin Mercedes'i filmde kullanabilir miyiz? Verdi mi Merso'yu? Verir miyim be? Vallahi dedim, ben kullanırsam olur. Bak. Bunlar kabul etti, bana böyle bir tane şoför kostümü giydirdiler. Ben böyle bekliyorum, şoför oynayacağım. Otelin kapısından Fatma Girik çıktı. Göreceksiniz böyle masmavi gözler. Allah! Ben hemen gittim, kapıyı açtım. Buyurun dedim. Fatma Girik böyle beni bir gördü. Böyle kaldı. Ben de bakıyorum böyle masmavi gözler, ben de böyle kaldım. Fatma Girik'te laf maf yok, gitti. Senaryo, menaryo, uçtu, gitti, bitti. Oradan stop, butop falan diyorlar. Hiç yok abicim, yok. Fatma Girik aynen orada Mortinger Strasse abicim. Vay be. Babanın o zaman saçları vardı Rüya. Anne gerçekten babamın saçları var mıydı ya? Hayır, çünkü ben onu bildim bileli kelde. Vardı tabii kızım. Hem de alabros tarardı saçlarını. E plaja gelmiş bir gün.
Hey, Cezmi amcanız o zaman plajda can kurtarandı. Ben de böyle uzaktan gördüm. Sanki hiç fark etmemiş gibi gittim Cezmi amcanızla konuşmaya başladım. Meğer bu beni görmüş, beğenmiş. Beni görmeye gelirmiş plaja. Bir ay sonra marsık gibi olmuştu. Nasıl tanıştınız peki? Sonra bir gün gene plaja gelmişti. Ben böyle uzaktan baktım. Mahsustan açıldım. Bu da böyle sağa sola Clark kesiyor. Bir ara göz göze geldik. Ben hemen sanki boğuluyormuşum gibi başladım çırpınmaya. Anne sen de az değilmişsin ha. Florya güzeliydim ben. Sonra anne? Sonra attı kendini denize. Meğer yüzme de bilmiyormuş. Başladı çırpınmaya. Hayır bir şey değil. İkimiz birden gideceğiz. Beni de dibe çekiyor. Allah'tan neyse o sırada Cezmi amcan geldi de ikimizi birden kurtardı. Ay ne romantikmiş. Aman nesi romantik kızım. Yani ben babanla ilk konuştuğumda tuzlu su kusuyordum. Helal olsun babama be. Helal be. Ben de aynı babama çekmişim ha. Aynı babama çekmişim. Beni de bir gün Ahu Tuğba gördü böyle güvenlikçi kostümüyle. O da aynı Zürpitek Strauss. Ya bir sallama ya. Ne sallarım? Sallarım be. Kadayı bile... Ay, 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 abi. Affedersin. Haşmet, ne yaptın abi? Her yerim oldu. Her yerim anason ya. Osman Baba, Sema öldürecek beni ya. Allah Allah. Bilmiyorsanız içmeyin bir oğlum şunu ya. Birisi rakı masasında gevurcanla aralar atar, öbürü elinden kadeyi fırlatır. Rezil ettiniz beni be. Çocuk parkın burası. Bu iş tamam. Hangi iş? Sürpriz. Dansöz çağırdım. Ne? Dansöz. Her yerdeki bağlantılarımı kullandım. Yarım saate Süreyya burada. Süreyya. Benden. Beleş. Ya baba her şey güzel hoş da tepelerinde dansöz oynatsak ne olacak? Yani... Vallahi doğru söylüyor. Annem bu sefer kesin senin içinden geçer, içinden. Kimin içinden geçiyor be? Benim içimden geçen ha? Oğlum ben Tarabyalı Osman'ım be. Ben Tarabyalı Clark Osman'ım. Benim içimden öyle kimse geçemez. Anladın mı? Hey ulan hey be hey! Baba yavaş olsana biraz ya. Osman baba bir problem olacaksa iptal edeyim. Yok be oğlum, ne problem olacak Allah aşkına? Çağır gelsin, hepsi gelsin be. Etmeyeyim. Allah Allah. Ya ne oluyor? Ne oluyor ayol? Bizden birisi klarnet çağırmayı biliyor mu ki? Bilse ne olur kızım? Bizde klarnet var mı ki? Anne bunlar baya baya saz çağırıp oturak hali mi yapıyorlar? Aa, yok ama bu kadar da fazla yani. Ele güne rezil edecekler bizi canım. Yürüyün kızlar. Yürüyün gidiyoruz. Rüya sen Barış'a göz kulak ol. Tamam. Gel anne. Ay bacağım. Bir dakika. 5 milyon mu yapıştırdın be? Güvenlikçi maaşıyla bu kadar baba. Gel klarnetçi kardeşim gel şöyle gel gel. Sen şimdi şöyle benim kulağıma bir kadifeden kesesi patlat bakalım hadi. Merhaba yenge. Biz de şimdi gidiyorduk.
Buyurun, siz de katılın Mukaddes teyze. Efendim, iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Nereye ya? Ne güzel eğleniyorduk çocuklar ya. Sonra görüşürüz Osman baba. Cümleten iyi geceler. İyi geceler. Dün Oktay'ı boşu boşuna taşımışsınız, biliyor muydunuz? Ayağı sakat falan değilmiş. Oktay, niye böyle bir şey yaptın? Konuşacağız seninle. İyi geceler efendim. İyi geceler. Adi Oktay. Böyle numaralar yapmana gerek yok ki. Söylesen biz seni başımızda taşırız ya. Çok yazık, çok ayıp. Hadi bakalım hep birlikte iyi akşamlar diyelim ve gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Yenge, iyi akşamlar. Benimle bir alakası yok aşkım. Bir baktım dansöz oynuyor. Sonra ben de katıldım. Ne yapayım yani? Ben de tam bir şeyler yiyeyim yatarım diye düşünüyordum. Bir dakika ya. Ben bekarım. Kimse bana karışamaz be. Kimse canımın ne istiyorsa onu yaparım. Dağılın ulan! Aferin Osman. Sonunda tepemde dansöz de oynattın ya. Helal olsun sana. Sen yoksun ya. Sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Yani Fener alayı bulsam onu bile çağırırdım artık. Bana 150 milyona çiçek aldın lafını ediyorsun Oktay. Ama dansöze bir kere de 20 milyon yapıştırıyorsun. Hem de göğsüne. Yok aşkım, yok. Coşa geldim. Yemin ediyorum hepsi babamın suçu. Tabii. Şuna bak ha, nasıl sattı beni 2 dakikada be. Anne, benim çok karnım acıktı. Bir şeyler yapsana yiyeyim. İçim kıyındı. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Babanıza söyleyin. Sizi nasıl bu hale getirdiyse söyleyin, tekrar normal halinize çevirsin. Yürü kızım, gidelim, yürü. Gidelim anne. Tamam, giderseniz gidin be. Biz kendi başımızın çaresine bakmayı biliriz. Eda, bırakma beni bunlarla. Eda! İndim dereye. İşte bak, gaza gelip güvenlikçi maaşıyla tam 5 milyon yapıştırmışım dansöze ben. Sen istersen bu güvenlikçiliği bırak, dansözlüğe başla. Bak çok iyi para var bu işte. Ben karımı özledim. Bir de tepelerinde dansöz oynattık. Çok hayvanız ya. Nasıl kıskandım Mukaddes ama, gördünüz değil mi ha? Ne de olsa seviyor beni tabii hala. Ya sarhoşluktan mıdır nedir pek dilim varmıyor ama ben de onu çok özledim. Ben seviyorum Mukaddes. Ben seni seviyorum Mukaddes. Ya Ayhan'ı özledim. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Bırakın beni. Ben aşağı iniyorum. Canım karıcığım benim. Ben de özledim. Canım karıcığım ya. Ne kadar üzdüm onu. Bir daha yapsa kat diye kandırmaya çalışıyorum. Aşağılık bir herifim ben. Evet. Ve hep seni benden daha çok sevdiler. Yalan mı baba? Olur mu oğlum öyle şey canım yavrum benim? Sen benim ilk göz ağrımsın benim güzel yavrum. Oğlum benim. Oğlum sadam. Yavrum baba. Baba. O benim oğullarım benim canlarım. Ben aşağı iniyorum. Haydi. Yürüyün hadi gidip ailemizi birleştirelim hadi. Ben annemi özledim. Hadi yürüyün lan. Yürüyün. Eda, aç kapıyı, seviyorum. Affet beni aşkım. Çok pişmanım. Köpekler gibi pişmanım. Hem ayağım için hem de dansöz için. Muku, ya aç sana kapıyı. Senden başka kim çeker beni 40 sene be? Hadi Muku, seni seviyorum Muku. Annem. Ben ne acılar gördüm annem. Lo, bak sun. Ne bağırıyorsunuz lan kulağımın dibinde be? Pardon. Mukaddes! Ne bağırıp duruyorsunuz Osman? Bütün apartmanı ayağa kaldıracaksınız. Mukaddes, aç şu kapıyı. Bak kırarım bu kapıyı ha. Açtım ya Osman. Eda, seviyorum aşkım. Affet beni ne olur. Seviyorum, bütün apartman duysun. Seviyorum ben karımı. Ay Oktay sus. Bütün apartmanı ayağa kaldıracaksın. O zaman al beni içeri. Vallahi çarım kendimi aşağı. Zaten zemin kattayız Oktay. O zaman yakarım kendimi vallahi. Anne,
Ya 8 numaradan telefon açtılar. Ne bu gürültü diyorlar? Kim diyor? Alo! Müjdat Bey, adamı hasta etmeyin, biz bu akşam sakin sakin olamayız. Apartman sakini falan değiliz biz bu akşam. Şşşt! Haşmet bağırma. Bir ben mi bağırıyorum? Tamam tamam, hadi girin içeri, girin. İçeride konuşuruz. Tamam. Ya bırak, bırak tamam. Karacan erkeklerin eve gelmesiyle tansiyonu iyice artmıştı. Affet beni Eda. Çok haksızlık ettim sana. Çekiyorsun değil mi oğlum? Çekiyorum, çekiyorum. Çamlıca Kız Lisesi'nin bütün arkadaşlarını çağıralım. Hatta her gün çağıralım. İstersen Çamlıca'ya yerleşelim, evet. Yeter ki affet beni Eda. Bak bu evi de senin üstüne yapacağım. Çüş. Bu ev benim evim be. Kimin evini kimin üstüne yapıyorsun sen? Anne, demin babam yukarıda Mukaddes seni seviyorum diye bağırdı. E ne olmuş? Burada da bağırırım. Muko! Florya'da ne sen? Meltem'im benim. Ben seni seviyorum. Dur Osman, çocukların önünde. Vay baba. Barış, çek oğlum çek. Ben babaanneni seviyorum. Böyle sert bir yapım var belli etmiyorum belki ama ben seni seviyorum. Ben de hepinizden özür diliyorum. Niye dilediğimi de bilmiyorum. Ayrıca sizleri çift görüyorum. Şunu da açıkça söyleyeyim, Oktay'dan bir tane daha görmeye tahammül bile edemiyorum. Siz burada güzel güzel oturun bakayım. Biz gidip size yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Hadi gelin kızlar, Eda, Rüya, gelin mutfağa. Siz burada uslu uslu oturun. Yürüyün hadi. Mukom benim, mukom benim. Ben seni seviyorum. Florya'da ne sen? Meltem'im benim. Eda! Ah be Ayhan. Bunlar anne. Tüf, yetişemedik. E şimdi nasıl kaldıracağız biz bunları? Yok yok, hiç dokunmayalım. Rüya, sen pike getir hadi kızım. Tamam. İçince nasıl patır patır döküldüler değil mi anne? Hele baba. Öyledir Osman. E ya Oktay, nasıl seviyor seni ama? Yarın yaptıklarını izleyince ne diyecekler bakalım. Hiç canım, ne diyecekler, bunları erkek. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Nasıl ama anne bak, bir gece yalnız bıraktık, nasıl felç oldu hayatları. Bak, biz seninle bir hafta tatile gitsek, bunların sen halini bir düşün. Gidelim be anne. Ha. Bak üç kız bugün ne kadar güzel eğlendi. Ha. Vallahi Rüya'yı da alalım, hep birlikte tatile gidelim. Vallahi tabii gidelim. Hadi şunları örtelim de yatalım. Ver, 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 örtelim. Eda, bu pike temiz mi kızım? Biz şu tatil işini bir daha bir düşünelim anne. Stop.